Merhabalar. Ben Satı Şerinden kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere basmak kadayıf tatlısı tarifiyle geldim. Gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor. Mutlaka benim yapmış olduğum gibi denemenizi de isterim. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Ben borcamımı kullandım. İsterseniz yuvarlak bir tepside kullanabilirsiniz. İlk önce 2 yemek kaşığı pekmezle 1 yemek kaşığı tereyağını macun kıvamına getiriyorum. Daha sonra da tepsinin alt tabanına sürüyorum. Bu işlemi kadayıfımızın güzel kızarması için yapıyoruz. Daha sonrasında da 125 gram kadar tereyağımızı ocağımıza alalım ve eritelim. Görmüş olduğunuz kadayıf tam 500 gram. Bizim burada hani taze satılmıyor. Biz genelde alıyoruz fazla fazla alıp buzluğumuza atıyoruz. Ben şu anda buzluktan çıkarttım. O yüzden bu şekilde bıçakla keserek parçalıyorum. Eğer sizinki taze ise makasla kesebilirsiniz. Küçük küçük keselim. Kadayıfımın tamamını doğradım üzerine eritmiş olduğum tereyağımı döküyorum. Daha sonra da ekleyimi kullanarak da çok güzel bir şekilde de karıştırıyorum. Yağın bütün kadayıfa gelmesine dikkat edelim ve çok güzel bir şekilde de karıştıralım. Yağın her tarafına değmesi için görmüş olduğunuz gibi kelimi kullanarak çok güzel bir şekilde karıştırdım. Ara katına kullanmak üzere de bir su bardağı tepeleme ceviz için var. Onu da robottan geçirdim. Yağlamış olduğumuz kadayıfı ikiye ayıralım. Yarısını alt tabanına, yarısını da üst tabanına kullanacağız. Alt tabanına bu şekilde eşit bir şekilde her tarafına gelecek şekilde bu şekilde yaydıktan sonra da elimle bastırıyorum. Daha sonrasında da isterseniz bardak kullanın isterseniz de kase kullanın. İyice bastırmamız gerekiyor. İlk katını tepsimize koyduktan sonra da ortasına cevizimizi yerleştirelim. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Hani isteğe bağlı ceviz yerine fındık içi de işte kullanabilirsiniz. Cevizimizi koyduktan sonra da birazcık elimizle bastıralım. Daha sonra da kalan kadayıfımızı üzerine yerleştirelim. Eğer benim gibi borcam kullanacaksanız tepsiyi de fırın telini en alt göze koyalım. Çünkü borcanın alt tabanı kalın olduğu için de ilk kızarmayabilir. Fırınımızı 200 derecede ısıtalım. Isınmış bir fırına vermemiz gerekiyor. Daha sonrasında da kızarana kadar çok güzel bir şekilde de kızartalım. Kadayıfımızı fırına verdikten sonra da şerbetini hazırlayalım. Çünkü sıcak bir şekilde buluşturacağız. Hem tatlımız hem de şerbetimiz de sıcak olmalı. Şerbetim için 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, bir dilim de limon kullanıyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağa alıyorum. Kaynadıktan sonra dakika tutalım. 15 dakika kaynattıktan sonra da ocağımızı kapatabiliriz. Fırından tatlımız çıktıktan sonra da hemen sıcak şerbetini dökelim. Tatlımız şerbetini çekip ilk sıcaklığı geçtikten sonra da dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Gerçekten çıtır çıtır muhteşem bir lezzet. Ben birazcık da yeşil fıstık kullandım. Süslemesinde gerçekten muhteşem bir lezzet. Mutlaka da deneyin. Burada normalde yeşil fasıkla süsledikten sonra bir dilim çıkartmam gerekirken ben heyecan yaptım ve hemen bir dilim çıkarttım ve sizlere gösterdim. Daha sonrasında süsledim. Kadayıf tarifimi ben Ramazan'dan öncesi çektim ve bugün paylaşmak nasip oldu. Gerçekten lezzetiyle, çıtırtısıyla, şerbetiyle bütünleşmiş harika bir tariftir. Mutlaka da tavsiye ediyorum. Bugün de bir tarifimin bir lezzetimin sonuna geldim. Ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek amaçlı kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açın ki yeni videolarımdan da haberdar olun. Videolarımızın etkileşim için beğeni ve yorum gerçekten bizler için çok kıymetli. İzledikten sonra beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.